hocalığın hocalığın ne demek olduğunu bu sene bazı teknik direktörler bizim artık gözümüz içine sokuyor. İşte bak Okan Bora, işte bak bugün Rıza Çalınbay'a. Yani ne kadar doğru işler yapılabiliyor hoca eli deyince bir takıma neler yapılabildiğini bize çok net bir şekilde gösterdi. Şimdi bak Sivas Spor'un oyuncu kalitesine bir de Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesine bak. Fenerbahçe'nin arkasındaki medya gücüne bak. Fenerbahçe'nin e, camia büyüklüğüne bak. Elbette Sivas Spor'u küçümsemek için söylemiyorum ama tartıya, teraziye koyduğun zaman Fenerbahçe, Fenerbahçe çok ağır basar. E, demek ki burada e, bir şeyler eksik. Bu eksikliği sezon başından beri söylüyorum. Dilimde tüy bitti kardeşim. Sakalımız da var, dinleyen yok. Yani bu Ersun Hoca ile Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının zor olduğunu ben sürekli söyledim. Hatta bununla ilgili çok tepki aldım. Şimdi bugün bakıyorum sosyal medyada bazı gazeteci arkadaşlarımız Aykut Kocaman'ı göndermek için bayraktarlık yapan, Ersun Hoca'yı takımın başına getirmek için elinden geleni ardına koymayan bazı gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız şimdi bir anda artık Ersun Yanal'la bu işler yürümeyecek falan demeye başladılar. Kardeşim Fenerbahçe sizin yapboz tahtanız falan değil yani. İnsanları sosyal medyada, gazetelerinizde, televizyonlarınızda arkanıza takıp götürüyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bugün Fenerbahçe taraftarının o Ersun Hoca'nın gelmesini isteyen Fenerbahçe taraftarının bugün Ersun Hoca gitsin deme hakkı var mı? Ayıp değil mi ya? Fenerbahçe yapboz tahtası mı? Zorla Sayın Ali Koç'a zorla Ersun Yanal'ı getirdiniz. Memnun mu zannediyorsun sen Ali Koç Ersun Yanal'da? Zoraki getirdi. Çünkü adam şunu biliyordu. Ben başka bir hoca getirsem eğer Ufak bir e, beraberlikte, arka arkaya bir mağlubiyette... E, ...türü tribünler çıkacaklar, yine Ersun Yanal diye bağırmaya başlayacaklar. Bunu bilmiyor muydu e, Sayın Ali Koç? Biliyordu. Evet. kendisi söylediği sıkıştırım. lafları da e, bir nevi yemek zorunda kaldı. Evet, adam sordu dedi ki... ...Ya Ersun Hoca'yı getir, siz benim hayallerimi daha bilmiyorsunuz evet. demişti hatırlıyorsan. Ne Ersun Hoca'sı dedi. Siz benim hayallerimi, benim kafamdaki Fenerbahçe'si anlamamışsınız demişti. Fakat e, bir algı yapılarak e, ve... Ali Koç köşeye sıkıştırılarak, köşeye sıkıştırıldı resmen. Gerek sosyal medyada, gerek bazı kalemşörler gazetelerinde, bazı yorumcular televizyonlarda söyleyerek Ali Koç köşeye sıkıştırıldı ve Ersun Yaralı'nın takımın başına gelmesini sağladı. Şimdi Fenerbahçe taraftarına soruyorum. Ersun Yaralı'nın çok gelmesini isteyen Fenerbahçe, memnun musun güzel kardeşim Fenerbahçe? Ha? Memnun musun şimdi? Bu adamın seni, Ersun Yaralı'nın seni şampiyon yapacağına inanıyor musun hala? Yani sen bu sene Fenerbahçe devlet neredeyse deplasmanda maç kazanamadı. Bir Denizli maçı var ya. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Nasıl şampiyon olacaksın? Antalya'ya yenildin içeride. Arkasından Göztepe'ye gittin. E, berabere kaldın. E, Malatya ile berabere kaldın. Bir tek bir Denizli deplasmanı var galiba bu sene. Deplasmanı evet. da aldı galiba Fenerbahçe. Böyle bir rezalet olur mu ya? Nasıl şampiyon olacaksın kardeşim? Bu arada hepsi birbirini şey yapıyor, kurtarıyor. Bir de Başakşehir galibiyeti var. Ha evet, Başakşehir. O da İstanbul işi olduğu için onu evet. şey yapmadım. Hepsi birbirini kurtarıyor. Fatih Terim, Ersun Yanal, Ersun Yanal, Abdullah Avcı, Abdullah Avcı... Hı. ...onun hepsi böyle bir birbirlerini kurtarma yarışına girdiler. Fakat benim zaten haftalardır Ersun Yonalı olan güvenimli olmadığını zaten hep söylüyorum. Bu saatten sonra da bir değişiklik mutlaka yönetimin hakkında vardır... Nasıl yapacaklar, nasıl edecekler, nasıl becerecekler bilmiyorum ama e, bence Ersun Hoca ile yola devam etmeyecekler. Yani önümüzdeki günlerde bazı şeylerle ilgili daha net konuşabilirim. Şimdi bildiğim bir şeyler var, onları şimdi söylemek istemiyorum ama önümüzdeki günler her şeye gebe, herkesin de haberi olsun. E, açacağız, yavaş açacağız. yavaş ilerleyen dakikalarda onu söyleyelim, belki de ilerleyen günlerde, haftalarda. Bu arada sana bir selam var, üstünde kalmasın, Evren Turhan'dan. Ha, ya o dün akşam ben de ona bir selam göndermiştim.